Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Muhabbet kuşlarımız ile devam ediyoruz. Muhabbet kuşu üretimine. Arkadaşlar 4-5 gündür video atmıyoruz. Bugün fırsatını buldum. Dedim ki bugün bir video çekelim. Sizlerle beraber son durumumuzu bahsedelim. Muhabbet kuşlarımızın durumlarını sizlere aktaralım. Neler oldu, neler bitti, yeni gelişen olaylar neler, bunların hepsini sizlere tek tek aktaracağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizi destekle bulunabilirsiniz. Videolarımızı da beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sizler için güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Yani elimizden geldiği kadar güzel görsele hitap eden videolar çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, yerimiz belli oldu. Gideceğimiz şehir Hatay, Büyükşehir tarafına gideceğiz. Yani yerimiz Hatay. Hatay'ın ilçesi falan şu an için belli değil. Yani belki merkez olabilir veyahut da ilçeler olabilir. Yani o ilerleyen zamanlarda belli olacak. Ben yine belli olduğu zaman sizlere işte gittiğimiz yerin bölgesini, işte nerede ikamete ediyorsak sizlere söyleyeceğiz. Evet, şu an Şanlıurfa'dayız ama 1-2 ay sonra Hatay'a yolculuğumuz başlayacak. Yeni bir serüven, yeni bir iş hayatı, yani yeni bir ortam, yeni bir şehir. Hakkımızda hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, muhabbet kuşlarımızdan bahsedelim. Yeme düşen muhabbet kuşlarımız vardı, biliyorsunuz zaten. Burada iki tane erkeğimiz var, onlar yeme düştüler. Almak isterseniz satıyoruz arkadaşlar. Bazı muhabbet kuşlarını satacağız. Ücret olarak gönderimini yapacağız. Alırsanız bunlar var. Bir de arkadaşlar burada var. Evet, burada bir tane erkeğimiz var. Yani bu yeme düşmek üzere de hala annesinden yem istiyor. Dişimiz yumurta yapmış. İki tane yumurtası var. Yumurtalar boş yumurta. Erkek olmadığı için yani dolu olacağını düşünmüyorum. Erkeğini ayırmıştık çünkü. Yani dişimizde son bir tane yavru var. Bu yavrunun da yem kırıp kırmadığına emin olsam yani bunu da alacağız. Dişimiz de biraz huzursuzlandı. Evet, yavrularımız bu şekilde. Burada 3 tane erkek yavrularımız var. Yani bakın bu erkek. Anneden yem isteyen erkek. Hala tembel bir şekilde anneden yem istiyor. Evet. Yani yem kıracak boyuta da gelmiş ama yine annesinin bakımına muhtaç sanki. Evet, orada 3 tane muhabbet kuşlarımız var, leşliklerimiz var. Burada bir değişiklik yaptık. Buradaki yuvalarımızı söktük. Buradaki yavrularımızı ise nereye kaydırdık? Bakın erkeğimiz bu. Dişimiz de bu arkadaşlar. Buradaki yavrularımızı 18 numaralı kafesimiz var, yuvalarımız var. Buraya kaydırdım. Burada bir tane yavrumuz vardı. Burada bir tane yavrumuz var. Evet, annemiz içeri girdi. Yani 4 tane leşlik kaydırdık. Bir tane de kendi yavrusu vardı. Yani bakıcı anne olduğu için bunlara besleyeceğini düşünüyorum. Yani bunlara güveniyorum. Güvenim de tam bunlara. Anne babamız bakıcı anne baba çünkü. Bakın yavrular da bizim ağızlarına yem tutuyorlar. Evet, bunlara yavru baktırıyoruz. Bunların yavrusunu ayırdık. Bunlar da dinlenme sürecine girmiş oldu. Bunlar için de sezon bitti. Son olarak da 13 numaralı kafesimiz var, yuvalarımız var. Bunlar da yavaş yavaş yeme düşecekler. Bazen aşağıya atlıyorlar hayvanlar. Annelerinin yanına atlıyorlar. Bunların da bir tane yumurtası var. Yani erkeğimizi ayırmadım. Bu yumurtayı zaten alacağım. Yani tekrardan yeni bir kuluçka yapmayacağız. Çünkü hayvanlar hem yoruldu hem de bizim taşınma durumumuz var zaten, biliyorsunuz. Yani bu yumurtaları altından alacağız. Hayvan şu an bir tane yumurtası var. Evet, erkeğimiz bu. Erkeğimiz kremio, kırmızı göz erkek, jumbo. Dişimiz de leslik dişi. Yani kanat desenleri gördüğünüz gibi leslik desenleri var. Yani şu boyun halkalarında leslik desenleri var ama böyle koyu bir leslik değil. Yani siz bunu kameradan görürsünüz. Canlı gözlerden bir tık daha koyu olarak görürsünüz. Kamerada bazen silik görükebiliyor. Ama annemiz leslik. Yani bunların yavruları bu şekilde büyüdüler, renklendiler. Bakın pamuk tüylerini soruyordunuz. Hayvanların pamuk tüyleri de çıktı. Bakın yani maşallah hayvanlar güzel bir yavru oldular. Evet. Yani pamuk tüylerimiz tam arkadaşlar. Korktuğumuz başımıza gelmedi. Yani hayvanlar yavrularını dövmediler. Yavrularını sağ salim inşallah yeme düşürecekler. Yani erkek gibi de duruyor.
ama burun kısımlarında sanki hafiften beyazlık var gibi. Yani erkek gibi görüyorum ama dişi de olabilir. Yine de bereket versin arkadaşlar. Sezonun son yavruları. Mesela bu erkek. Yani 4 yoldan bir arkadaşımıza bir tane erkek ayırttık. Bakalım inşallah 3 tanesi de erkek olur da erkek söz verdiğiniz yerler vardı. Yani bunu da erkek olarak görüyorum. Bu da erkeğe benziyor. Şu an için 2 tane erkeğimiz var burada. Diğeri de erkek diye düşünüyorum ama yine tam emin değilim. Evet, oradaki yavrularımızın da durumları o şekilde arkadaşlar. Gelelim son yavrumuza. Evet, bu da 3 numaradaki yavrularımız. Bunlarla sizlere şöyle bir göstermiş olacağız. Anne babamız bunlar. Almak isterseniz yine ücret olarak gönderimini sağlarız ama buradaki yavrularımız var. Yani bunların büyümesi lazım. Evet, burada 3 tane yavrumuz oldu. 2 tane de yumurtamız var da yumurtanın bir tanesi boş. Diğer yumurta da çıkmayacak gibi. Yani biz buraya bir temizlik yapacağız. Oluklarını değiştirip olukların üstüne kekik taban malzemesi var, ondan koyacağız. Bakın güzel takımlar ya. Hani ne bileyim, fiyatına göre uygun takımlar. Yani almak isterseniz yine hani rezervini yaparsınız. Yavruların durumu hani yeme düşerler ya da düşmeye yakın olur. Şanlıurfa içi olursa hani kafeci yuvası ile beraber de satabilirim. Ama yavruları yeme düşmeden bu takımları hani bozmak istemiyorum. Ayırmak istemiyorum. Çünkü yavrularımız çok küçükler. Onlar şu an bakıma muhtaçlar. O yüzden olayı yavrularımızın yeme düşmesini bekleyeceğiz. Buradaki yavrularımız kendini kurtardı zaten. Son bir tane yavrumuz var. Yani bu da yakın zamanda yeme düşecek. Hatta bu annemizmiş ya. Karıştırdım. Şu dediğim yavru bu aşağıda. Yani büyük ihtimal yem kırarlar ya. Mama falan da yapıp veriyorum. Önlerinde dalları da var. Diğer kabın içerisinde de kızıl dalları var. Aktarı da koyuyorum. Bazen şu yerlere falan da döküyorum. Yani yeme düşen muhabbet kuşlarına ilk etapta mamaya alıştırmanız lazım. Yani bu hayvanlar mamanın tadını bilmesi lazım. Hayvanları alıştırdık. Yani hayvanlar mamadan falan yiyorlar zaten. Dallardan falan da yiyorlar. Evet, bugün sularımızda gerbit var. Multivitamin gerbit var. 1 litresinin içerisine 4 çeşit gerbit koydum. Yani 2 gündür gerbit veriyoruz. Bugün son günümüz. Gerbiti niye veriyorum? Hem muhabbet kuşlarımızın bağışıklıkları güçlensin diye. Hem de mevsim geçişleri var. Havalar ısındı. Yani şu an içerisi 28 derece. Şanlıurfa'ya birdenbire sıcaklar bastı. Yani sıcaklar geldi. Dediğim gibi şu an içerinin sıcaklığı 28 derece. Dışarısı belki 35 derece civarlarındadır. Yani artık yaz geldi arkadaşlar. Kendini bayağı bir gösterdi. Evet, bugün böyle bir kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Arkadaşlar tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bir destekle bulunabilirsiniz. Videolarımızı da beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum bakın. Bunu samimi bir dille söylüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Belki yakın zamanda tekrardan bir çekiliş yapma durumumuz olabilir. Çekilişi niye yapacağız? Şehrimiz Hatay olduğu için yapacağım. Benim gönlümden Hatay geçiyordu. Yani Hatay'da istiyordum. Hatay'ı yazdık. Hatay geldi. Hatay geldiği için de bir çekiliş yapacağım. Bu videoyu sonuna kadar izleyenler bilirler zaten çekiliş yapacağımızı. Yani bakalım şu an çekiliş olacağını bilin. Yani sizlere bir sürprizimiz var yakın zamanda. Yani Haziran ayı içerisinde olur belki. Yani Haziran ayı içerisinde müsait olduğum bir günde çekiliş videosunu çekeceğim. Kanala yükleyeceğim. Evet, erkeklerimizin olduğu salma bu kısımda. Bir de dişilerimizin olduğu salmalar var. Dişilerimiz de sizlere şöyle bir gösterelim. Evet, Rutino dişilerimiz var burada. Bir tane Rutino dişimiz var. Bir tane Premio dişimiz var arkadaşlar. Tepeli gruptan dişilerimiz var. Arkadaşlar kapımız çaldı. Videomuzu da bu şekilde sonlandıralım ama şu dişilerimizden biraz bahsedelim. Yani tepeli gruptan dişilerimiz var. Fazla var elimizde. Almak isterseniz bakın bu kabak dişi. Yine tepelerden gelen. Ama erkek yok. Yani erkek tepeli grubundan elimizde kuş yok. Yani almak isterseniz bir çift Rutino var. Japones Rutino var. Yani bir tane tepeli bakın karşıda. Dişimiz o. Erkeğimiz ise burada. Bakın erkeğimiz de şu Jumon'un yanında. Evet. Japones Rutino takımlar. Almak isterseniz bunları bu şekilde gönderimini yaparız. İlana koyacağım kuşların videosunu çekeceğim. Instagram'dan, Facebook'tan paylaşımını yapacağım. Artık muhabbet kuşunu biraz azaltmanın vakti geldi.
Bir iki ay içinde de Hatay'a gitmiş olacağız. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için de çok teşekkürler. Çok sağ olun. Allah cümlemize razı olsun. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.